Ee, sen konuştuğunda insanlar ne diyorlar mesela sana genç insanlar? En çok neden şikayet ediyorlar? Valla şikayet etmiyorlar. Biz genellikle karşılaştığımızda karşılıklı gek yapıyoruz. Kakara iki kere. Hiç öyle ciddi konular konuşmuyoruz yani. Ama Twitter'dan falan mesela şimdi Gökhan artık yani Athena Gökhan bir şey şikayet verdiği <laughs> Ya merkeziyor. Candaş makara yapalım <laughs> biraz. Ben normalde <laughs> arkadaşlarla karşılaştığım zaman sokakta e, yani bir espri birbirimize direkt zaten esprili bir muhabbetin işe girdiğimiz için... Durumla alakalı ikinci dakikasına şöyle bir şey bağlıyor ya. ya abi ne olacak bu durumlar? Yahu bitmiyor. O, o durumlar hep kendi kendine olacaklar zaten. Biz en önemlisi kendi kapımızın önünde, kendi mahallemizi, kendi etrafımızla alakalı güzel bir e, ortam oluşturalım. Onun dışındakileri zaten bir, bir lig var. Ben hep onu futbol maçına benzetiyorum. 11, 11 erlikten maç yapılıyor. Abi teknik direktörün nasıl bir formasyon uygulayacağına dair Bizim bir bilgimiz yok. Biz seyirciyiz. Orada da bütün Santrofor, Forvet, bir sürü kaleci maneci. Orada bir sistem var. Şimdi onun o topu niye ona attığını biz bilmiyoruz. Belki de bir sebepten gerçek gerçekten geçerli bir sebepten dolayı bu formasyon yapılıyor. Ama biz bilmiyoruz. Onun içinde bazen bilmeden yorum yapmak istemediğiniz şeylerin, e, istemediğiniz konuların değmenine su götürmek gibi olabiliyor. Orası tehlikeli güzel değil. Bir anda istemediğin şeyi abi ben ne yaptım ya? Nasıl yani böyle mi oldu gerçekten? Dediğim çok şey oldu mesela. Oluyor yani. Geçenlerde senin ben bir bir, bir, bir röportajın mı bir beyanatın bir şeyini seyrettim. Çok enteresan bir şey istiyorsun. Diyorsun ki bir toplumun içinde bulunduğu zamanın dinamiklerini ve gerçeklerini yakalayabilmesi için yapması gereken aslında tek bir şey var diyorsun. O da insanların özellikle de genç insanlarını eğitebilmesi. Evet. En önemli şey yani aslında bak buna gittiğimiz zaman e, bunun için çalışan insanlar hep böyle diyorlar ya işte vatansever vatansever en vatansever benim herkesten daha çok vatanımı ben seviyorum ya bu bir yarış, yarış değil burada söylenmesi ve yapılması gereken tek bir şey var kim e, halkına gençlerine daha çok yararlı oluyor? Ama orada benim anlamadığım şey şu, şimdi senin kastettiğin eğitim muhtemelen başka bir şey ki onu anlatmanı rica edeceğim. Yani eğitimse şu anda her tarafta üniversiteler var, herkes üniversite mezunu. Artık değil üniversite işte. kazanmak için bir şey yapmaya da gerek yok. Yani oturmak yetiyorsun sınavda. Evet. Ee, de öyle değil. Demek öyle değil. Öyle Sen değil. başka bir eğitimden bahsediyorsun. E tabii ki de. Yani normalde halkın içinde ve şimdi eğitim sistemi dediğiniz zaman bana göre ben çocukluğumdan beri ben ilkokul 3. sınıfta eğitim sistemini... ...sorgulamaya başladım zaten 3. sınıfta. Baktım bir şeyler çalıştırıyorlar. Abi dedim bunları niye öğreniyoruz biz? Ne mesela? Ya bu ama? sistem. Yani dersler. O derslerin, o müfredatın neden öyle olduğu ile alakalı o kadar çok bug var ki. Ve çok komik bir şey daha oldu. Kuzey Avrupa'da, Kuzey Avrupa'daki eğitim sistemine baktığınız zaman bir yok. Çünkü bir kişinin, bir bireyin belirli bir sistemden geçirilip neye meyli olduğunu anladıktan sonra oraya doğru eğittiğinde hem daha az efor ve bütçe harcayacaksınsın mantıklı olarak hem kazandığın genci ülkenin için çok daha başarılı bir noktada kullanacaksın. Yani çok açık ve net bu. Yani bence memleketimizin en çok yatırım yapması gerektiği nokta gençler. Gençler yoksa ne var ki? Ne var yani? Bizim ülkemizin potansiyeli inanılmaz. Amerika'timizin en parlak çocuklarının yurt dışına gidiyor olması Evet korkunç. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Potansiyel öyle bir potansiyel var ki çünkü çocuk geliyor bir, bir şey anlatmak istiyor, bir şey söylemek istiyor. Oraya onu söyledik. Ya, abi sen tamam sen şöyle geç diyorlar çocuğa. Çocuk ondan sonra Amerika'dan burs alıyor, geliyor karşılarına. Çok dram yani bunların olmaması gerekiyor zaten. Bu sistemin kendi kendine toparlanması gerekiyor bir kere. Yani dediğimiz gibi biz kimseyi dinlemiyoruz ya kimse çocukları gençleri yeni jenerasyon işlerle alakalı bombalar yani yok kimse dinlemiyor neler neler var yani